kadar basit mi ya? Bırak bu bayılma numaralarını diyorsun. Niye? Her zamanki gibi numara yapıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Esra abla? Ben sana açıkla. Bunların ikisi burada, ben de hiç vicdan denilen bir şeye koymadı Emine, artık. Bana şunu açıkla. Siz, bu vatandaş bu çocuğu var ya, ben 5 aylık hamileyken sonra karnıma oturdu, beni tanınmaz hale getirdi. Her yerde delilin getir ya. Evet. Getir delilin getir. Benim üzerimden ölmesin diye gitti. Bundan yalanlar, gizli gitti. Vay, bundan gizli. Vay yalanlar var. İlaçlar yazdırdı, etti. Beni o Türkten kadını yetti. Tükten çıkmış akarşık maşallah. Ve Allah amcasının oğlunun telefon numarası var. Peki o çocuğu ne yaptın? Verdim. Neden verdin? Neden? Benim yerimi yurdu biliyordum. Kes sesini. Ben seni benim kaç kere aradım? Kaç kere aradım seni? Hiç ben aramadım. Bir kere aradım bak. Bir kere. Kaç bir kere aradım. Hüseyin abiyi arattım. Halil'i, Servet abiyi arattım. Ondan sonra benim kervanları kapattın. Hayır. Kapattın. Emine sen kaç. Öldü ben şimdi. Esra abla ile konuşuyorum. Sen kes sesini. Tamam ben kestim. O çocuğu niye verdin? Niye verdim ben? Şöyle söyleyeyim. Bu vatandaşın beni sattığı adam. Gelsin. Ben o kişi. Tamam gelsin. Ya bir kes sesini. Ben gelsin, ben konuşacağım o zaman. Ya. Ama ben Allah bir kes sesini. Yanımda. Emine şuna da bir karar ver. Hayır. Bak şimdi. Dostunu getiriyorsun. Ve getirin. O dost... Evlendiğim seni Emine biliyorum. Hanım. Emine sen onu ben Hanım, biliyorum seni. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Evet. Aynı köye tekrar 5 yıl sonra dönüyorsunuz. Sibel. Ben İsmi Sibel. Hayır. Niye aynı köye tekrar? Sibel, ben dönmedim. Ama beni bunun bir benim arkadaşım... Bakın. Bayıldı, biraz sonra toparladı. Halil Bey bir dur. Kes sesini sen ya. Lütfen sen de susar mısın? Susuyorum. Bu arada Turgay'ın bir sağlık sorunu olduğu için Turgay hemen bayılıyor. Şimdi bir an sonra toparlanacak o. Kendine gelecek. Yani bu tarzdaki şoklar yaşadığında aslında her gün oluyor neredeyse bu. Biraz sonra kendini toparladığını eminim söylemek istedikleri vardır. Şimdi beni bayılttı dedin ya. Nasıl bayılttı? Nerede bayılttı? Ben çok merak ediyorum. Evet, Eskişehir Mihalış'taydım. Mustafa diye biriyle o zaman evliydik. Yani beraber yaşıyorduk ama Karabük annemlerin yanına gidince resmi nikahı orada yapalım dedik. Ben öyle istedim, o da beni kırmadı. Ondan sonra Mahizar Bora diye birisinin yanındaydım. İsimleri verme, şunu merak ediyorum. Vereyim, ya, Halil seni yok. Nasıl bayılttı? Hayır, Halil değil. Mahizar Bora. Sen ama dilini şöyle burk verse bir ne yap? Ben konuşacağım. Allah'ını seversen ben konuşacağım. Sen bir sus. Ben konuşacağım. Sen bir bak, sus. Seni konuşturacağım pazartesi. Şunu merak ediyorum. Başına bu kadar çok şey geldiğini iddia ediyorsun. Ama ne hikmetse hiç kimseden gidip de bir lütfedip de jandarmaya bir karakola bir tane Hanım, şikayetçi olamıyorsun. Üzerimden kapıyı kilitleyip Esra Hanım, Emine Hanım kadar çalışıyorum. Ben de seni yapırsa kilitleyeceğim. Ben çaldırdım. Çok özür dilerim. Ben de şunu merak ediyorum. Bunları yapamıyorken bu çocukları verecek aileleri hangi arada derede buluyorsun sen ya? Helal olsun işte. Niye ben o zaman Halil'in yanında değildim Esra Hanım? Helal olsun. Halil'in yanında değildim. Ve Esra Hanım şunu iddia ediyorum. Emine Hanım ve aileleri kanunu o kadar iyi biliyorlar. Hayır, bir benim çocukta, hiçbir şey, bir benim çocukta niye gayri, bakın, hayır, gayri resmi bir şekilde evlatlık verildi? Turgay çünkü o çocuk diye evlilik içerisinde doğmuştu, babası vardı, babasından da onay alması gerekiyordu mahkeme huzurunda. O yüzden o çocuğun hemen, devletin doğru, mahkemesindeki evraklarını değiştirdiniz. Sanki evlilik dışında dünyaya gelmiş bir ben çocuk hayır, gibi ben o çocuğu... kendi kızlık soy isminizin üzerine kaydettiniz. Ama hayır, buradaki Halil Bey'in çocuğunda gayet şeydi... Profesör olmuş o zaman. Bakın, bir kez dünyaya gelen Allah'ın neyin sayesinde? Annedir, babaya ihtiyaç duyulmaz. Onu gayet getir bir rahatsız bir evlatlık olarak verdim. Ne bizi buraya getir, sattım Emine, insanlar. Emine, hiçbir şeye gidemiyorsun. Şikayetçi, çocuğun çalınıyor, şikayetçi olamıyorsun. Şiddet, şiddet değil o bu arada. Yok beni bayılttı da, ayılttı da, Eskişehir'de ayıldım da, Konya'da bayıldım da. Çok özür dilerim. Ben anlatacağım bazı yetersiz. Bir saniye, bunu size korumak için söylemiyorum. Tamam. Bak yine söyleyeyim, içimde de kalmasın. Sizin gibi adamlara müstahak bu yaşadığınız. Müstahak, doğru, haklısın. Vallahi haklısın. Müstahak. Ellerine öperim, haklısın.
böyle böyle dolaşırsanız böyle telefonlarda. Böyle tanıştığım için haklısın. Ben de haklısın. Kaç tane var benim çocuğum? Kendi resmi nikahında eşinden hariç daha kaç tane daha çocuğu var? Eskişehir'de bayıldım, tamam, Konya'da ayıldım. 5 tane çocuğum var. Başka bir yerde olmuyor. Sara, çocukları, Mehmet, Bilal, İdris, Mevap. Başka da yok. Nurgül'den olan. O yok, ya yok, buna... ben yok, yok. Allah Allah. Kabul etme. Emine Hanım, kadın, sizin kaç tane çocuk dünyaya getirdiğiniz kaç tane? Çıktı. Hiçbir kadın çocuklarına gerek yok. Doğumdan mesele değil, bakmak mesele. Senin Emine Hanım, kocan, kaç çocuğa bakıyorsun? Yedi kocan, onlar değil mesele. Senin hiçbir şey, ya yani hiçbir konuda adım atamazken ama öyle bir sosyal ağın var ki böyle mıknatıs gibisin. Çocuğu olmayan aileler seni evlilik döneminde buluyorlar, hayır, çekiyorlar. Ben söyleyeyim, sen onları buluyorsun ve hepsini veriyorsun. Problem ben bir şey bu. Söyleyebilir miyim Esra Hanım? O yüzden söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim size? Ben bakın benim o çocuğu erkek çocuğunu olan kişi neler benim yaşadıklarımı bir abiyle abla var ismini vermek istemiyorum. Ver. Vermek istemiyorum onların. Benim çocuğumun neler yaşadığını ve mecbur nasıl vermek zorunda kaldığımı anlatsınlar. Allah rızası için beni izliyorlar. Şu an annenize bıraktığınız çocukları evlilik birliği içerisinde devam ediyorsunuz hayatınıza. Niye annenize bırakıyorsunuz? Niye? İki tane çocuk bakın doğurmak marifet değil. İki çocuk evlatlık verildi. Birisi kızım, yasa dışı yollardan. Şu anda evlisiniz. Benim iki çocuğunuza anneniz bakıyor. Evet. İki çocuğunuza siz velayet hakkını kullanamayan bir hayır. Hiçbir zaman için. Ben Karabük'te iki sene, iki buçuk sene Karabük'te kaldım ve buna ait oturduğum kira sözleşmelerim, ev sahiplerim de bağlanabilir. Emineciğim. Ve çocuklarım benim yanımdaydı. Bak, benim bir saniye Esra'nın. Benim kızım üniversiteye yaşındasın. Gideceği için 30 ben şehir o yüzden değiştirmişsin. Ben o yüzden şehir, almadım yanıma. 30 bak 30 şehir değiştirmişsin. Değiştiririm. Hayatın darmadağınık. İşte yaşamın darmadağınık. Hayır değil. İlişkilerin darmadağınık. Hayır gayet de çocukların güzel. Çocukların darmadağınık. Bir evim yuvam var. Hayır. Bak, bir evim yuvam var. Her şu şeyim andan var. Allah bahsediyorsun. Razı olsun. Ama sen bunun iki yıl sonrasını garanti edemezsin. Edebilir ederim. Misin? Ederim. Allah razı olsun eşimle. Benim hiç markamda durduğu İnşallah sürece ederim. İnşallah böyle olur. Ya eşin tamam ama durdu da kardeşim. Temmuz cüzünde girdi. Ağustos cüzünde niye o adamı şu anda eşinizin, ya? Niye eşinizin reşit olmayan ya? Kızı bile sizden şikayet. Niye ihanet niye yaptı? Benden Allah şikayet? Gittiğiniz kendi söyleyeyim. Çocuklarınıza bakın. Niye? Başka hayır, çocukları neden öyle edeceksiniz? Bir öğüt verdin? Kime? Şimdi sen kendi gençliğini görüyorsun aslında o çocukta. Evet yapma kızım sonun bak böyle olur kızım. Eğer benim çevremdeki benim akrabalarım ben kendi aynı öz kızım gibi davrandım ona ilk geldiğinde. Ve hiç sadece üzerindekilerle geldi. Ben küçücük bir oda gibi bir yerden tuhafiyeden sadece 800 TL'lik o kızın üzerine kıyafet aldım. Kızım yapma. O da kızım tam tersini etme. Söylüyor. Hayır üvey annem şu anki çok... çocuğuna bakmadığım için hayır. Beni üzerimden kilitledi diyor. Hayır, hayır asla. Asla. Bu konu yargıya intikal etmiş. Son sözü evet. Mahkeme söyler evet. Hakkınızda. Ondan sonra... Kardeşin yanında boy böyle resmi var Yalanski. Kızcağızın, zavallının. Kardeşinin boy böyle evet, resmi evet, benim ailemi de seviyordu. Benim ailem de onu ha, sevdi. Tamam, sevdi. Kime evet. Verdin kızı? Kızı kime verdin? Kimseye vermedim annesinin yanında. Ha, oraya Karabük'e gittin orada sözlendirdin, nişan ettin ondan sonra kocaya benim gittin. Benim kardeşim evli, çoluk çocuk sahibi benim kardeşim. 2,5-3 yaşında bu Hatice çocuğum. Senin valla biz de çocuk sahibiydik. Hatice senin böyle kırmızı çizgi. Hayır. Hatice'ye konu geldiğinde senin buralarından ateşler çıkıyor. Hayır ben şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Sana bir sürü şey söylüyorum. Hiç kendine Esra Hanım, göre cevap. Hatice bak, dediğimizde bir şey oluyor benim, sana. Benim kardeşlerim ailem hakkında kimse bir şey demesini istemiyorum. Ama Turgay ilk haber ajansına verdiği röportajda da bunların iki arkadaş beraber çıkıyorlar ya aynı kadından çocuk sahibi olduk. Bizim çocuklarımız nerede çocuklarımızı arıyoruz diye. Orada da Turgay'ın ilk söylediği 2008 yılında bana geldi dedi ki annem, kız kardeşim Hatice, hayır, Derya hayır. Hep beraber olup bu çocuğu verdiler diye hayır. Sen onu öyle kandırmışsın hayır. Ve yıllarca da oyalamışsın. Hayır oyalamadım Esra Hanım. Vallahi bak ben şu anki eşimle evlenmeden önce ben buna dedim ne gerekiyorsa beraber bir yerde şey yapalım televizyona çıkmak gerekiyorsa televizyona her şeyi şu yapalım. Şu anki hayat arkadaşın bu olay televizyona yansıdığında ve senin ismin zikredildiğinde tüm bu yaşananları biliyor muydu? Biliyordu. Yoksa televizyondan hayır, mı öğrendi? Hayır ben hiç saklamadım. Ne anlattın ona? Ben hepsini anlattım. Bak dedim böyle dedim.
Yani bu çocukla ilgili ne söyledin? Hepsini söyledim. Ne dedin abicim? Dedim, onu söyle. Dedim böyle böyle benim ne çocuğum. Ne böyle böyle? Ben çocuğum, böyle böyle hayır, anlamıyorum. Benim çocuğumu çaldılar dedim. Benim dedim Derya denilen bir kadın benim çocuğumu çaldılar. Ben çocuğumu göremiyorum kaç senedir. Bak ileride olur ya dedim. Eğer duyarsın babası Turgay beni arar dedim bir şey olur. Çünkü her yerden numaramı demedi buluyor dedim. Demedi sana gel gidelim karakola jandarmaya? Yok demedi. Ondan sonra ayrıyetten dedim filan kişiden Halil Kurt'tan diye dedim bir çocuğum var onu da yasal verdim. Peki aklın başına geldi artık daha bilinçli bir kadınsın. Niye gitmedin? Sen niye gitmedin? Ya o zaman şeyde yine diyorum. Şimdi cahil diyorum şimdi. Esra ablacığım o zaman gene cahil. Kes sesini be. Cahildin tabii ya. Aklın kes bir şey yemiyordu. Allah Allah. İl il gezme aklın yeriyordu. Sen şimdi pazartesi günü kaldığımız ya. Yerden kes devam edeceğiz. Belki. Turgay daha ayılmamış. Artık onunla da pazartesi günü konuşuruz. İyi bir hafta sonu diliyorum sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Mesafeli olun. Aman dışarı çıkamazsınız zaten de. Yine de çıkmak için kendinizi zorlamayın. Hoşçakalın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.